Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bir kelime öğrenme videosuyla daha karşınızdayım. Aslında kelime öğrenme demeyelim de buna. For zilbe veya prefiks olan auf'un fiillerin önüne geldiği zaman fiillere kattığı anlamlarla ilgili size bu videoyu çekiyorum. Bu konuda diğer videolarım da kanalımda mevcut. İzleyebilirsiniz. Oynatma listesi de yapacağım zaten. Şimdi bu konuyu size biraz ben farklı anlatacağım. Direkt şu anlama gelir, bu anlama gelir şeklinde anlatmayacağım. Özellikle ekrana bakmadan önce o yüzden dediklerimi benim biraz dinleyin. Şimdi auf propozisyonunun mantığı ne? Onu anlamanız gerekiyor. Örnek veriyorum. Ich sitze auf dem Stuhl. Ben sandalyede oturuyorum. Ich laufe auf der Straße. Ben caddede yürüyorum. Şimdi ben cadde nasıl bir şey? Geniş bir şey. Sandalye nasıl bir şey? Geniş bir şey. Ben geniş bir şeyin üstüne oturuyorum. Demek ki auf propozisyonun bir genişleme anlamı var. Buna dikkat edin. Yani bu mantığa dikkat edin. Şimdi aufmachen. Örnek veriyorum. Açmak değil mi? Ya ama nasıl açıyorum ben bir şeyi? Öffnen yapmıyorum değil mi? Dikkat edin. Aufmachen. Kapıyı açıyorum. Ne yapıyorum? Geniş bir şekilde açıyorum. O yüzden hani açmak, genişlemek anlamı olduğu için aufmachen, açmak. Mesela zumachen, aufmachen'ı çok karıştırırsınız ama auf'un bu genişlemek anlamı aklınızda kalırsa auf'un her zaman açmak anlamı olduğunu bilirsiniz. Mesela aufreisen, yarmak, yarılmak. Şimdi bir şeyi genişletiyorsun değil mi? Yani toprağı yarıyorsun, tarlayı yarıyorsun ya da atıyorum meyve bir şeyi yarıyorsun. Bir şeyi genişletiyorsun. O şekilde düşünebilirsiniz. Sonra aufschneiden. Şimdi schneiden kesmek. Zerschneiden ileride öğreneceğiz bunu. Zer prefiksinde de. Farkı ne? Şimdi ben bir şey keserek açıyorum. Bakın bir açma, bir genişleme, açılma anlamı katıyor fiile schneiden'a. Dilim dilim kesiyorum ama ince ince kesmiyorum. Biraz büyük büyük dilimlerde kesiyorum. Yani bunu bir genişletiyorum. Örnek veriyorum bir eti kesiyorum. Ben o eti işte fileto haline getirirken genişletmiş oluyorum aslında değil mi? Bir genişleme var. Ona dikkat edin. Sonra öffnen anlamını söyledik. Sonra erneuern. Erneuern yenilemek bir şey ama nasıl yeniliyoruz biz burada? Tamamen yenilemek demiyoruz. Bir kıyafetin var ya da bir tekstilde çalışıyorsunuz. Örnek veriyorum. Auf bügeln. Bügün ütülemek, evet güzel. Ama biz burada bir şeyi ütüleyerek düzeltiyoruz aslında. Ütüyle düzeltmek. Kol alıyorsunuz hani şeyi. Yani sabit, geniş, düzgün durmasını sağlıyorsunuz. O anlamda var. Tabii çok fazla fiil de var bu konuyla ilgili. Ben bazı fiilleri aldım sadece. Sonra bir şeyin başlangıcı ve sonu dikkat edin. Geniş bir başlangıcı ve sonucu bir şeyin oluyorsa demek ki ortada bir genişlik, zaman konusunda bir genişlik var demektir. Ya da bir işin ya da bir şeyin başlangıcı ve sonu varsa bir genişlikten söz ederiz. Örnek veriyorum. Aufnehmen aslında nehmen almak demek. Aufnehmen yaptığınız zaman bir şeyi bir iş aldın diyelim. Ich nehme diese Arbeit Entschuldigung auf. Ne yapıyorsun? Alıyorsun ve bitiriyorsun. Ich nehme diese Arbeit auf. Ich möchte heute die Arbeit fertig machen. Bu işi bugün bitirmek istiyorum. Başlangıcı ve sonu var. Neden? Çünkü auf'un bir genişleme anlamı var. Sonra einmaligen plötzlich einsetzenden Vorgang. Tabii dedim ya bu konuyla ilgili çok fiil var. Mesela aufblitzen. Şimdi blitzen şimşeğin çakması. Aufblitzen aklına bir şey gelmek. Şimdi bir şey var aklında gelmiyor bir şey. Aklına bir şey şimşek gibi çaktığı zaman ne olur? Bir düşünce yelpazelenmesi olur değil mi? Aklına bir şey geldiğinde onunla ilgili etrafında birçok şey vardır o düşüncenin. Yani geniş bir şey vardır düşünce anlamında. Sonra Aufbauen ben öylesine ekledim bunu. Hani sınıflandırmaya dahil etmeden öylecine ekledim. Bauen evet bir şeyi inşa etmek. Ama burada Aufbauen nedir? Bir şeyi inşa ediyorsun yani düzenliyorsun ve bir kompleks yapı haline getiriyorsun örnek olarak. Şimdi kompleks demek bu arada karmaşık değildir. Bir şeyin düzenli bir şekilde birbiriyle ilişkili olan bir sistem düzenindedir. Yani bir geniş bir şey vardır ortada. Wir haben dieses Museum chronologisch aufgebaut. Ne yaptık biz müzeyi? Kronolojik olarak düzenledik değil mi? Geniş bir mekan değil mi sonuçta müze? Aklınızda bu şekilde kalsın. Evet yani ben dediğim gibi auf'la ilgili, ekinle ilgili çok fazla fiil var. Ben bazılarını aldım. Size mantığını öğretmeye çalıştım ki aklınızda kalsın veya fiil öğrenirken size kolaylık sağlasın. Evet, böyle bu konuyu size farklı bir bakış açısıyla anlatmış olduk. Evet.
Kendinize iyi bakın. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşça kalın.